Bazı insanların nasıl sakin ve etkilenmeden kalabildiğini hiç düşündünüz mü? Hayat onlara ne getirirse getirsin, bazı insanlar hayatın zorlukları karşısında bunalmak yerine sakin ve sarsılmadan kalabiliyorlar. Bunu başarmak ister misiniz? Hayal edin ki hiçbir şey huzurunuzu sarsamıyor. Hakaretlerden, zorluklardan veya çevrenizdeki kaostan etkilenmiyorsunuz. Bunun nasıl büyük bir güç olduğunun farkında mısınız? Buda'nın dediği gibi huzur içten gelir. Onu dışarıda aramayın. Bu videoda hayatınızı dönüştürebilecek ve sizi sarsılmaz yapabilecek Budist bilgeliğinden 10 ruhsal yasayı açıklıyorum. Birinci yasa, ilahi birlik yasası. Bu yasa evrendeki her şeyin derinlemesine birbirine bağlı olduğunu öğretir. Sahip olduğumuz her düşünce, yaptığımız her eylem ve meydana gelen her olay evrendeki her şeyle bağlantılıdır. Karmaşık bir ağ hayal edin bir ipliği çektiğinizde tüm ağı etkiler. Bu birlik anlayışıyla eylemlerinizin ve düşüncelerinizin sadece kendi hayatlarınızı değil, başkalarının hayatlarını da nasıl etkilediğini fark ederiz. İlahi birlik yasasını anlamak, varoluşun büyük dokusundaki rolümüzü görmemize yardımcı olur. Kararlarımızı daha dikkatli almamızı, şefkatle sorumlulukla hareket etmemizi teşvik eder. İkinci yasa, neden sonuç yasası yani karma yasası. Bu yasa yaptığımız her eylemin bir tepki veya sonuç ürettiğini belirtir. Bir gölete taş attığınızda dalgalar yayılır ve yolundaki her şeyi etkiler. Pozitif eylemler gerçekleştirdiğimizde pozitif sonuçlar yaratırız. Negatif eylemler gerçekleştirdiğimizde ise negatif sonuçlar ortaya çıkar. Bu yasayı anlayarak kendi kaderimizin mimarı olduğumuzu fark ederiz. Buda'nın dediği gibi ne düşünürsek o oluruz. İyi düşünceler ve eylemler geliştirerek hayatlarımızı pozitif bir yöne şekillendirebilir ve çevremizdeki insanların iyiliğine katkıda bulunabiliriz. Üçüncü yasa, değişim yasası. Bu yasa hayatta her şeyin sürekli olarak değiştiğini ve geliştiğini vurgular. Hiçbir şey sonsuza kadar aynı kalmaz. Mevsimlerden yaşamın aşamalarına kadar her şey değişir. Bu gerçeği kabullenmek, direnmek ve acı çekmek yerine adapte olmamızı ve büyümemizi sağlar. Sürekli akan bir nehir hayal edin. Hiçbir zaman aynı yerde kalmaz. Benzer şekilde hayatlarımız da sürekli değişim halindedir. Değişimi kabul ederek geçmişe bağlılığımızı ve gelecekle ilgili korkularımızı bırakabiliriz. Budanın da dediği gibi hiçbir şey kalıcı değildir. Her şey değişime tabidir. Dördüncü yasa ise çekim yasası. Bu yasa düşüncelerimiz ve duygularımız aracılığıyla yaydığımız enerjinin benzer enerjiyi geri çektiğini öne sürer. Pozitif düşünceler ve duygular pozitif sonuçlar çeker. Bu tam anlamıyla bir mıknatıs gibidir. Neye odaklanırsanız onu çekersiniz. Düşüncelerimizin farkında olarak pozitif bir zihniyet geliştirerek gerçekliğimizi faydalı bir şekilde yeniden yaratabiliriz. Buda'nın öğrettiği gibi ne düşünürseniz onu yaratırsınız. Ne hissederseniz onu çekersiniz. Bu yasa pozitif düşünce gücünü kullanarak hayatımızı dönüştürmeyi teşvik eder. Hedeflerinizi net bir şekilde inançla görselleştirerek evrenin yaydığımız enerjiye yanıt verdiğini unutmayın. Bu görselleştirmeyi yaparken umut, sevinç ve kararlılıkla dolu olduğunuzdan emin olun. Beşinci yasaysa titreşim yasası. Bu yasa evrendeki her şeyin sürekli hareket halinde olduğunu ve belirli bir frekans veya titreşim yaydığını belirtir. Düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimiz kendi titreşimlerini oluşturur. Pozitif düşünceler ve duygular daha yüksek titreşimler çekerken düşük titreşimler olumsuzluğu çeker. Meditasyon, minnettarlık ya da olumlamalarla titreşim frekansımızı daha yüksek varlık hallerine uyum sağlayabiliriz. Buda'nın da dediği gibi zihin her şeydir. Ne düşünürseniz o olursunuz. Yüksek bir titreşimi koruyarak bolluk, sevgi ve huzuru hayatımıza çekebiliriz. 6. Yasa İlhamlı Eylem Yasası Düşünceler ve niyetler güçlü olsa da hayatımızda gerçek bir değişim yaratmak için eylemle desteklenmelidir. Bu yasa bir şeyi sadece dilemekle yetinmememiz gerektiğini, aynı zamanda ona ulaşmak için adımlar atmamız gerektiğini öğretir. İlhamlı eylem iç rehberlikten ve gerçek arzularımızdan gelir. Sezgilerimizi dinleyerek ve hedeflerimize doğru bilinçli, amaçlı adımlar atarak hayallerimizle gerçeklik arasındaki boşluğu kapatabiliriz. Buda'nın da dediği gibi, geliştirilen ve eyleme geçirilen bir fikir sadece bir fikir olarak var olan bir fikirden daha önemlidir. 7. Yasa Denge Yasası Bu yasa hayatımızın tüm yönlerinde uyum ve dengeyi korumanın önemli vurgular. Hayat, iş ve dinlenme, verme ve alma, aktivite ve durgunluk gibi zıtlıkların hassas bir dansıdır. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi dengeleyerek bir istikrar ve refah hissi yaratırız. Dengeye ulaşmak hem iç dünyamızı hem dış koşullarımızı yönetmek anlamına gelir. Bu, aşırılıklardan kaçınmak demektir aynı zamanda. Dengeyi geliştirerek hayatın iniş çıkışlarını zarafetle ele alabilir, stresi azaltabilir ve iç huzuru geliştirebiliriz. 8. Yasa Sevgi Yasasıdır Bu yasa sevginin evrendeki en güçlü şey olduğunu öğretir. Sevgi bildiğiniz tüm sınırları aşar ve bizi başkalarıyla ve kendimizle derinlemesine bağlar. Sevgi en yüksek titreşimdir ve düşüncelerimizde, sözlerimizde ve eylemlerimizde sevgiyi benimsediğimizde hayatlarımızı ve dünyayı dönüştürürüz. Buda'nın da dediği gibi, nefret nefretle değil, yalnızca sevgiyle sona erer. Koşulsuz sevgi ve şefkat uygulayarak yaraları iyileştirebilir, güçlü ilişkiler kurabilir ve daha barışçıl, uyumlu bir dünya yaratabiliriz. Sevgi, kendimizi sevmekle başlar. Kendi değerimizi tanımak, ve kendimize nazik ve saygılı davranmakla başlar. Özdeğer ve öz konularında sorun yaşıyorsanız kanalımdaki öz videosunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. 9. Yasa Kabul Yasası Bu yasa hayatı olduğu gibi direnç göstermeden veya yargılamadan kucaklamayı ifade eder. Kabul etmek, olayları hoş ve hoş olmayan şekilde tanımlamak ve oldukları gibi kabul etmektir. Bu teslimiyet veya pasiflik değil, gerçekliği kabul etmek ve içinde huzur bulmak anlamına gelir. Kabul, içsel bir sakinlik ve huzur getirir. Olanı kabul etmek, geçmişi bırakmak, geleceğe güvenmek demektir. Bu bilgelik, hayatın akışına karşı savaşmayı bırakmamız ve onunla birlikte akmamız için bizi teşvik eder. 10. Yasa, Şükran Yasası Şükran, yaşamımızdaki bolluğu görmek için bir başka önemli uygulamadır. Başkalarına şükranlarını ifade etmek. Birinin nazik davranışlarını takdir etmek ve onların değerli olduğunu bilmelerini sağlamak bu pratiğin bir parçasıdır. Şükran şu anda yaşamımıza yardımcı olur. Geçmişle meşgul olmak veya gelecekten kaygı duymak yerine burada ve şimdi tamamen farkında ve takdir eden bir durumda olmak şükran ilişkilerimizi dönüştürebilir. Ve çevremizdeki insanların pozitif yönlerine odaklandığımızda bağlarımızı güçlendirebilir. Şükran duymak zihinsel ve fiziksel sağlığımızı geliştirebilir ve stres, depresyon düzeylerini düşürebilir. Bu pozitif bir zihniyeti teşvik ederek vücut ve zihin üzerinde olumlu bir etki yaratır. Bu 10 spiritel yasayı benimseyerek hayatı zirafet ve dayanılıkla yönlendirebilirsiniz. Bu zamansız gerçeklerde kök saldığınızda hiçbir şey sizi etkileyemez. İçsel huzurunuzu bulur ve hayatın zorluklarına karşı sarsılmaz kalırsınız. Kanalımda evrensel yasalar oynatma listesi altında her bir evrensel yasanın uygulama pratikleri ve nasıl hayatınıza adapte edebileceğinizle ilgili bilgiler bulunmakta. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.